Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bir Seçim Sizin programında daha birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün bizim için çok özel bir yayın. Bunun özel olmasının sebebi Ege Telegraf gazetemizin merkezinde, kalbinde, İzmir'in merkezinde değiliz. Ödemiş ilçemizdeyiz. Ödemiş ilçemizde Yerel Güç Televizyonu'nun stüdyolarını kullanıyoruz. Öncelikle kendilerine teşekkür ediyoruz bu stüdyo desteklerinden dolayı. Aday tanıtım programlarımız devam ediyor. Bugün Ödemiş'teyiz. Ödemiş'ten yayınlarımız devam edecek. İlk yayın konuğumuz Dilek Güleç Acar. Bizim meslektaşımız kendisi. Daha önceden İzmir'in merkezinde birlikte çalışmıştık kendisiyle. Daha sonra kendisi Ödemiş'e geldi. Ödemiş'te ciddi şekilde gazetecilik yaptı. Kamuoyu oluşturdu. Dertlerini, problemlerini bu bölgenin ulusal medyaya taşıdı, ulusal kamuoyuna taşıdı bir şekliyle. Şimdi de baktığımız zaman Demokrat Parti'nin belediye başkan aday adayı değil, adayı. Günler öncesinden kendisi zaten söylemişti, ben belediye başkanının aday adayı değil, adayı olacağım demişti. Herkes şaşırmıştı ve dediği gibi de yaptı. Belediye başkan aday adayı değil, artık belediye başkan adayı kendisi. Öncelikle programımıza hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk Nihat'cığım. Siz de hoş geldiniz Ödemiş'e, Yerel Güç Stüdyolarına. Beni böyle bir programa konuk aldığınız için öncelikle teşekkür ediyorum. Bu yola çıktığımda arkamda gücünü hissettiğim Ege Telgraf'ın sahibi Aylin Süpendağlı'ya, Kazım Erkmen'e, bunun yanında Hakan abimize, Seher'e, şu an yönetmenimiz Emine Hanım'a, kameramanımız Doğukan'a, bütün Ege Telgraf ailesine ve size çok teşekkür ediyorum. Çıkmış olduğum yolda ilk günden bugüne kadar beni yalnız bırakmadınız. Haberlerinizle, yayınlarınızla desteklediniz. Ben de size teşekkür ediyorum ayrıca. Biz de meslektaşın olarak sana bu yolda başarılar diliyoruz. Sağ olun, teşekkür Şimdi, ediyorum. Şimdi değerli Dilek'ciğim, biz seni yakinen tanıyoruz. Sen bizim dileğimizsin. Bir derdimiz olduğu zaman, bu bölgeyle ilgili bir şeye ihtiyacımız olduğu zaman hemen seninle bunu karşılayabiliyorduk. Şimdi sen farklı bir yola çıktın. Bu programı şu an itibariyle izleyenler açısından şöyle bir şey yapalım istiyorum. Ödemiş'e yeni taşınmış olabilirler. Sadece Ödemiş'te gece gelip gündüz başka yerde çalışıyor olabilirler. O yüzden biz tanıyoruz ama onların tanıması açısından seni senin sözleriyle tanısa diye düşünüyorum. 1980 Ödemiş doğumluyum. İlk orta ve lise yıllarımı Ödemiş'te geçirdim. Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo Televizyon Yayıncılığını bitirdim. 99 yılında İzmir'de 3 sene Ege TV'de çalıştım. Daha sonra Ödemiş'e dönmek zorunda kaldım ailevi sebeplerden dolayı. Ödemiş'te Ödemiş Radyo Televizyonu'nda 16 yaşındayken de çalışmalarım olmuştu. Bunun dışında geldiğimde de 2002 yılında öğretide yönetmenlik yaptım. 2004 yılında da Kent Gazetesi vardı. Hem onun kuruluşunda hem genel yayın yönetmeni olarak görevlerimi yerine getirdim. 2008 yılında da Yerel Güç Gazetesi'ni kurduk. 8 yıl Anadolu Ajansı bölge muhabirliği yaptım. Ve sadece Ödemiş değil, Tire, Kiraz, Beyda, Bayındır ilçelerinde hangi vatandaşımızın sorunu varsa onları dile getirmeye çalıştık bir gazeteci olarak. Bugün gazeteci Dilek dediğimizde aslında herkes tanıyor beni. Yani Demokrat Parti Ödemiş Belediye Başkan Adayı Dilek Acar Güleç derken yanına mutlaka gazeteciyi de ekliyoruz. Aa evet, o gazeteci sensin değil mi diyorlar. Ki bunda da sosyal medyanın bayağı ciddi bir etkisi de var. Şimdi bir insan gelir buraya, gazeteci olur kendi memleketinde. Geçtiğimiz bir yerde de bir platformda da dile getirdim. Özellikle başarılı bir gazeteciydin, İstanbul'a gidebilme imkanların da vardı. Ama sen o dönemde Ödemiş'i tercih etmiştin. Arkadaşlarımız şaşırmışlardı. Sen o dönemdeki cümlelerinde şunu demiştin. Ben kendi memleketimin sorunlarını, problemlerini bir şekliyle gerek İzmir'e, gerek Ege bölgesine, gerek İstanbul'a veya uluslararası boyuta taşıyacağım demiştin. Bir insan buranın problemlerini kamuoyuna aktarır, dikkatini çekerse, İlerleyen dönemde gazeteciliğinden sonra deyip belediye başkanı adayı neden olmak ister? Şimdi Ödemiş, daha doğrusu Küçük Menderes Havzası, Türkiye'nin en değerli topraklarına sahip olduğumuz bir yer. Yıllardır, işte meslek hayatım 27 yılımı bitirdim ben meslek hayatımı.
Yıllardır buradaki eksikleri sürekli dile getirdik. Ancak buradaki yöneticilerin şöyle bir sıkıntısı var. Seçildikten sonra maalesef başta kendi içlerinde ayrışarak bunu da topluma yansıttıkları için Ödemiş ve Küçük Menderes Havzası istenilen konuma maalesef getirilemedi. Hep geri planda kaldı. Ya işte kendi içerisinde işte Ödemiş kendi içinde anlaşamadı, anlaşmazlıklar yaşadı. İşte siyasi parti temsilcileri, işte o STK temsilcileriyle ya da diğer ilçelerle birlikte bir araya gelip de yumruğu masaya vurup hadi bak biz bir araya geldik, şu işte şunu yapalım, işte bir olalım diyemediler bir türlü. Biz tabii ki gazeteci olarak hep bunları dile getirdik. Hep söyledik. Benim kendi yazılarım da vardır. Küçük Menderes Havzası'na bir ağabey gerek diye. Ama maalesef bu ağabeyliği yapacak biri çıkmadı bu memlekette. Çıkmak isteyenlerin de eteğin ucundan geri çektiler. Böyle bir zihniyet, böyle bir yapı var burada. Bugün baktığımızda Ödemiş'te yetiştirilen ürünlerin Türkiye'nin %80'lik dilimini karşılıyor. Yani gıda anlamında. Bugün dünyada bir gıda krizi yaşanıyor ama biz onun farkında değiliz. Çünkü biz öyle bir şey ki şimdi az önce telefonla bir arkadaşımız aradı. İki çuval patates getir gel dedi. Şöyle bir şey, bizim burada iki çuval patatesi çürütürüz biz. Çünkü hani taze taze hemen alırız, hani saklaması vesaire o konularla ilgili bilgi sahibi olduğumuz için. Ya yani bolluk içerisindeyiz biz. Biz o gıda krizinin farkında değiliz aslında. Hani kendimiz de yetiştirdiğimiz için. Ama baktığımızda biz ürünlerimizi maalesef burada değerlendiremiyoruz. Tüccar geliyor, topraktan alıyor, başka illere gönderiyor malı. Orada işlenip bize marketlerde geri dönüyor. Burada buradan şeye kadar yani projelere kadar geçiş yaptım. Şimdi bu tür sorunları bildiğim için artı bunun yanında insanlarımız maalesef kime nasıl ulaşacağını, hangi işini nasıl gördüreceğini bilmiyor. Böyle bir eksiklik var. Biri beni şunun için arayabiliyor. Gazeteci olduğum için. Dilek Hanım, benim işte hali vaktim yerinde değil. Ben devletten destek almak istiyorum. Bunu nasıl yapmam gerekiyor diye bana soruyor. Şimdi biz bunları yönlendiriyoruz. Ama işte bunları yönlendirecek bir hizmet birinin oluşması gerekiyor. Bu zamana kadar belediye başkanlarımız, evet, hepsi kendi çapında belli başlı şeyler yapmış olabilirler ama eksik. Maalesef eksik. Bugün belediyelerin birçoğunda liyakatsızlık mevcut. Önceliğimiz bizim bu liyakatsızlığı ortadan kaldırmak. Yani işi bilen, işini gerçekten seven, hakkını veren insanların o görevlerde olması gerekiyor. Şimdi ben geldim Demokrat Partili bir belediye başkanı olarak oturdum o koltuğa. Şimdi Nihat Cumhuriyet Halk Partili biri. Alıyorum ben seni CHP'li olduğun için. Sürüyorum dağın başına ya da seni hiç alakasız bir yerde görevlendiriyorum. Diğerini alıyorum AK Partili, onu alıyorsun başka bir yere görevlendiriyorsun. Ya insanları tuttukları siyasi partilerden dolayı değil. Bu adam bu işi yapabilir mi? Hakkını veriyor mu diye soran yok, araştıran yok. Bunun dışında tamam evet gençlerimizin, çocuklarımızın işe gerçekten ihtiyacı var. Ama bu İşte sen geliyorsun diyorsun ki çocuğumu işe al. Tamam alayım çocuğun işini ama bu çocuğun senin ne yapar? Zaten bir baba olarak sen bana diyorsun ki çocuğumu işe al. Bırak sen bırak çocuğun gelsin. Yani o özgüveni bir göreyim ben onda. Ne yapabilir ben bir göreyim. Bu Ödemiş'e, Ödemiş Belediyesi'ne nasıl bir katkı sağlar bunu göreyim. Maalesef işte bu liyakatsızlık sistemi olduğu için her iş yarım yamalak bizim tabirimizce. Ben biraz Ödemiş şivesiyle de konuşurum. Evet. Yarım yamalak kaldığı için işler, yarım yamalak yapıldığı için maalesef hizmetler belli doğrultuda, işte belli başlı şekilde kalıyor, öyle söyleyeyim. İşte biz geldiğimizde öncelikle bunun önünü geçeceğiz. Önce liyakat sistemini oluşturacağız. Ve bu eksikleri gördükçe ve 20 yıldır, ben Ödemiş'teyim 20 yıldır, 20 yıldır baktığımda Ödemiş ilerlemesi gerekirken tamamen geriye gitti. Sırf birilerinin cebi dolsun diye yatırımcıların önü kesildi Ödemiş'te. Diyorlar ki işte Ödemiş çıkmaz sokak. Ödemiş işte çıkmaz sokak olduğu için fabrika açılamaz burada. İşte Ödemiş çıkmaz sokak olduğu için işte yok
şu yapılamaz, bu yapılamaz. Sürekli böyle bir bahane bulma, sürekli insanların önüne bu bahaneleri sunmayla geçiştirildi. Bugün Ödemiş çıkmaz sokaksa, iyi de kardeşim, bugün yediğimiz cipsin patatesi buradan gidiyor. Gelip alıyor tüccar buradan, oradaki fabrikaya götürüyor, paketleniyor, bana geri geliyor. Nasıl çıkmaz sokak oluyor? Benim buradan mahsulümü alıyorsun sen, götürüyorsun İzmir, İstanbul, her neyse neredeyse oradaki fabrikalara götürüyorsun o patatesi. Diyorlar ki işte yol sorunu, yol mazot çok fazla gidiyor. İyi, buradan giderken o mazot yakıyor zaten. Oradan alıyorsun onu, işliyorsun, bana geri gönderiyorsun. Ben marketlerden onu tekrar satın alıyorum. Şimdi diyorlar ki hep işte bizim cips, yıllardır şeydir, cips fabrikası kurulsun. Hep bu talepte bulunmuşlardır. Bunun sebebi de şudur. İşte hani iş potansiyeli. Bugün sabah erken saatlerinde 5-6 gibi durakları dolaştığımızda buranın gençleri otobüslere binip sabahın köründe sadece 2 saat yol çekiyor bunlar. Torbalı'ya, İzmir'e işe gidiyor gençlerimiz. Aynı şekilde mesai bittiğinde de aynı 2 saat yolu bu tarafa çekiyorlar. Biz kendi insanımızı, kendi gencimizi buna mahkum ettik. Ödemiş adeta otel haline geliyor. Öyle. Yani gençler şu anda Ödemiş'teki gençler biz ne yapacağız? Bizim iş alanımız yok. Bizim için yapılan hiçbir şey yok diye isyan ediyorlar. Ben 20 yıl bu konuları işledim. Haber yaptım. Ya bırakın, bir belediyenin görevi zaten asli görevi yolu düzeltmektir. Çöpü toplamaktır. Park yapmaktır. Kimse kusura bakmasın. Biz de haber yapıyoruz bunları ama. Yani park yaptım. Biz bu parkı yaptık. Biz bu yolu yaptık. Biz işte çöpü topladık. İyi de bunlar senin görevin zaten. Sen bunlarla övünemezsin. Sen bunlara proje diyemezsin. Bunlar senin asli görevin, yapmak zorundasın. Ama öyle bir şey ki her gün bizim WhatsApp ihbar attığımızda yerel gücü şurada asfalt sorunu var, şurada su sorunu var, şurada işte çukur var, şurada işte yol çamur halinde, çamur içinde, özellikle kırsal mahallelerde. Yani sürekli bu sorunlarla karşılaşıyorsun. Ben mevcut başkanlarımıza da hep sordum. Ya başkanım, bunları çözmek çok mu zor ya? Yani bunları yapmak çok mu zor? Soruyorsun, ekonomiden dem vuruyorlar. Doların yüksekliğinden dem vuruyorlar. Biri büyükşehri suçluyor, biri iktidarı suçluyor. Yani sürekli bir bahane, sürekli insanları kandırmaca, oyalama. Şimdi mesela 3 ay var hatta. Şimdi başladılar asfalt yapmaya alelacele, parke taşları dışarı. 4,5 yıldır neden yapmadınız? Bu şu an bu dönem böyle. Bir önceki dönemde de aynı. 4,5 yıl yatıyorlar. Son yarımlık dönemde seçime gireceği zaman hizmet etme telaşı başlıyor. Yani 4,5 yıl siz bahane buluyorsunuz. Ve ben Dilek Acar Güleç olarak bu zamana kadar bunları dile getir. Ya dedim, bu böyle olmaz. Bir yıllık süreçte ben etrafımda, çünkü bu insanların hepsiyle ben samimi görüşüyorum. Bütün siyasi partilerle görüşüyorum. İşte siyasette yer almak isteyen yeni kişilerle de görüşüyorum. Yeni yüzlerle de görüşüyorum. Hepsine soruyorum. İşte düşüncem var mı? İşte nasıl olması gerekiyor vesaire. Bunları görüştüm. En son dedim ki yok. Bir dakika dedim. Artık Ödemiş'i birilerine, ben kendi adıma mahkum etmeyeceğim dedim. Ben çıkıyorum. Ben aday oluyorum. Belediye başkanı olacağım. Fark etmez, bir ilk 5 yıllık yapsam da sorun değil. Ama nasıl belediye yönetilir? Nasıl Ödemiş vizyon sahibi yapılır? Bunu göstereceğim. Bunu göstermek için aday oldun. Evet. Şimdi gazetecilikte az önce söylediğin gibi bütün problemler geliyor, aktarıyorsun. Evet. Diğer taraftan sürekli bahane geliyor, bahaneleri aktarıyorsun. Bunları bertaraf etmek için ben varım demiş oldun. Daha önceden milletvekillerine aradığı, belediye başkanlarının aradığı danışman olarak herkesin dilindeydin. Şimdi sahaya indin. Milletvekili danışmanı olmakla, belediye başkanı danışmanı olmakla sahadakine birebir üzerine geldiği zaman arasındaki fark nedir? Şimdi şöyle, normal mevcut danışmanlık yaptığım kişilere ben sürekli yönlendirirdim. İşte buraya gideceğimiz zaman böyle davranın. Buranın sorunu budur. Bunları konuşmanız gerekiyor. Yani sürekli
o akışı, bilgiyi veriyorsunuz zaten kendisine. İşte yaptığı yanlış bir davranış ya da yanlış bir söylem varsa uyarıyorsun vesaire. Ben şöyle söyleyeyim. Burada Ödemiş'in, ben 44 yaşındayım. Hı-hı. Benim dedelerim, nenelerim buranın kırsal mahallelerinde, eskiden işte köyde. Hı-hı. Köyde yetişmiş, büyümüş insanlar. Ve ben köy hayatını çok seven bir insanım. Hala da gider gelirim hafta sonları. Koyun keçilerimiz var, onları bile güderim. O da sırf stres atayım diye. Hı-hı. Şimdi nerede nasıl davranılacağını, kimlerle nasıl konuşulacağını bilen bir insanım. Ben sahte değilim. Hı-hı. Sahte bir insan değilim. Evet, şu an ekran karşısında gayet kibar, naif konuşmaya çalışıyorum ama özümde çok doğal, karşımdakini anlayan biriyim. Nerede hangi problemin olduğunu bildiğim için çok da rahat davranan bir insanım. Ben insanları seviyorum. Ben insanı insan olduğu için seviyorum. Karşımdaki insanın ne siyasi düşüncesi, ne hangi yapıda olduğu, zengin mi, fakir mi olduğu beni hiç alakadar etmiyor. Sadece o gözünün içine baktığımda o sevgiyi alabiliyorsam ben o insana sarılıyorum. Yani sarılıyorum çünkü o da bana sarılmak istiyor, bunu biliyorum. Hangi niyetle sarıldığını da biliyorum. Benim de onlara hangi niyetle sarıldığımı biliyor bu insanlar. Ve ben sahada çok mutluyum Nihat. Hı hı. Gerçekten mutluyum. Çünkü vatandaşımın özlediği biri var. Ben siyasetçi değilim. Ben hepsini onlara söylüyorum. Ben içinizden biriyim. Hı hı. Ben ilk defa bir rozet taktım. Ben gazeteci kimliğimle yıllarca bunların içindeydim. Şu an ben bir rozet taktım. Dedim ki... Oraya geleyim. Evet. Şimdi gazeteciydin. Baktığımız zaman AK Partili arkadaşlarla konuşuyorlar. Var, hala görüşürüm hepsiyle. Ödemiş'teki arkadaşlarla görüşüyoruz. Diyorlar ki bizden aday olur gelecekte veya işte başkan yardımcısı mı olur acaba diye düşünürdük diyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Onlar diyorlar ki biz ya kendisini Cumhuriyet Halk Partili mi acaba derdik. İşte ne zaman rozet takacak? Gazeteciliği bir noktaya geldikten sonra rozet takacağız diye bekleyen taraf vardı. Milliyetçi tarafını bilen arkadaşlarımız var. Özellikle İyi Parti'nin bulunduğu tarafta, kanattaki arkadaşlarımız var. Ya bizden belediye başkanı adayı düşünüyorduk diyorlar. Ama sen gittin Kırat'a rozetini takmış oldun. Bu kadar beklenirken normal mantıkta işte bunların oy potansiyeli daha yüksek ya kolayı burası demek varken niye Kırat oldu? Şimdi şöyle söyleyeyim Nihat. Sen de gazeteci olduğun için siyasetçilerle birebir görüşüyorsun. Biz de aynı şekilde yakından hepsini takip ediyoruz, söylemlerini. Ben öncelikle Demokrat Parti Genel Başkanımız Sayın Gültekin Uysal, İl Başkanımız Ozan Demirtaş kendileriyle gurur duyuyorum. Hı hı. Böyle bir genel başkana sahip olduğumuz için ben gerçekten gurur duyuyorum kendimde. Ve tepeden aşağı, öyle söyleyeyim, tepeden ilçeye kadar Demokrat Parti'nin içinde yer alan kişilere baktığımızda bu insanlar gerçekten halkını düşünen, yürekli, insan sevgisiyle dolu, insan ayrımı yapmayan, Atatürkçü, Cumhuriyetçi, dinini yaşayan, yani ayrım yapmayan bir kitleye sahip. Ve bu ruh sahaya çıktığımda, ben zaten bunu biliyordum ve sahaya çıktığımda da bunu göreceğimi de biliyordum. Bu ruhu ben şu anda canlandırdım. Ne kadar eski kıratçılar varsa, anavatancılar, doğru yolcular varsa hepsi şu anda diyorlar ki ya sen bizim atalarımızın, dedelerimizin, işte annemin, babamın sahip olduğu kıratı tekrar şahlandırıyorsun. Bizi duygulandırdın diyen çok fazla insan var. Ben doğru bir partiyi, dürüst, düzgün insanların olduğu bir partiyi tercih ettim. Ben gazeteci Dilek olarak bu zamana kadar hep tarafsızdım. Hep halkımın yanındaydım. Bundan sonra da bürünecek olduğum siyasi bir partinin de benim alnımı açık bir şekilde bu doğrultuda ilerleyebileceğim bir parti olması gerekiyordu. Ve o da Demokrat Parti'ydi. Ben buradan bana sahip çıkan, çünkü şu da var. Burada benim belediye başkanı adayı olmamı isteyen bir kitle de vardı. Sonuçta malum gazeteciyiz. Birilerinin işlerine çomak sokuyoruz ki başkan olduğumuzda sokmaya da devam edeceğiz. Bunu da biliyorlar. Benim hani dominant bir yapım olduğunu da biliyorlar zaten. Ve bu konuda engel olmaya çalışanlar da oldu. Hı hı. Ama onlara inat,
Onlara inat. Sayın Genel Başkanımız, Sayın İl Başkanımız bana sahip çıkıp biz Dilek Hanım'ın arkasındayız, dimdik duruyoruz dediler. Ben kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Ben de aynı şekilde Demokrat Parti ile yol yürümeye devam edeceğim. Yeri gelmişken işte diyorlar ki Dilek Hanım Demokrat Parti'den seçilir. Belediye başkanı olur, o koltuğa oturur, sonra parti değiştirir diyorlar. Kimse kusura bakmasın. Ben hiçbir zaman çıkar menfaat peşinde koşan biri olmadım. Olmuş olsaydım bir gazeteci olarak çok daha farklı konumlarda olurdum. Çok fazla sıkıntılar da çektim, ödemişler bilir. Ben ne partimi ne yola çıktığım adamları yarı yolda bırakırım. Zaten Ödemiş Belediyesi de Demokrat Parti ile nasıl insan ayrıştırılmadan, insanların siyasi düşüncelerine bakılmaksızın nasıl bir belediye yönetilir onu görecekler. Bu anlamda zaten genel merkezden tutun da ilçeye kadar aynı düşünce yapısına sahipler. Aynı liyakat sistemine sahipler. Ben gayet huzurlu, mutluyum partimle. Partimdeki temsilcilerle de mutluyum. Ve sokağa çıktığımda da sen CHP'lisin, sen AK Partilisin, sen MHP'lisin, sen çocuğusun, sen burcusun demiyorum. Sen Ödemişlisin, ben Ödemişliyim, ben sizin kızınızım. Bu yola çıktım. Ne benim arkamda bir Allah, bir de sizler varsınız. Benim arkamda ne para baronları var, ne inşaat müteahhitler var, ne Ödemiş'in kanını emenler var, ne de bu zamana kadar Ödemiş'in önünü kesen insanlar var. Sizler varsınız diyerek ben yol yürüyorum ve bu teveccühü de görüyorum karşı tarafta. Hı hı. Benim için önemli olan da bu. Şimdi genellikle kent merkezlerinde kadınların siyaset yapması biraz daha kolay diye bakılır. Böyle biraz daha kırsal, köylerin daha bol olduğu yerlerde kadınların siyaset yapmasına zor gözüyle bakılır. Bunu diğer yerlerden yaşadığımız zaman görebiliyoruz. Hı hı. Ama burası Ödemiş. Diğer yerlerden de belli oranda da farkı var. Şimdi sen bir Ödemişli olarak, Ödemiş'in kızı olarak, Ödemiş'in topuklu efesi olmaya namzet olarak sahadaki geri dönüşleri nasıl görüyorsun? Şimdi şöyle, 99 tane mahallemiz var. 16 tane ana, yani şehir merkezinde kent mahallemiz. 83 tane de kırsal mahallemiz var. Ki Büyükşehir Yasası'ndan sonra malum köydü, yani köy statüsünden kırsal mahalleye çevrildiler. Ben zaten gazeteci olarak yıllarca bu kahvelere oturup sohbet eden bir insanım. Bugün baktığımızda bizim şehir merkezine baktığımızda zaten bizler o kırsal mahallelerinde yaşayanların torunlarıyız, çocuklarıyız. Değişen bir şey yok bizim için. Ben bir kadın olarak ben öyle hani çıt kırıldım biri değilim. Dominant bir yapım olduğu için kahvede oturup rahatlıkla sohbet edebilen, konuşabilen biriyim. Bu anlamda da rahatım ve beni direkt zaten karşılıyorlar. İşte benim zaten tavrımdan dolayı, tarzımdan dolayı biliyorlar insanlar. Benim kim olduğumu bildikleri için o konuda da rahatlar. Selamünaleyküm deyip oturup onların dertlerini dinleyebiliyorum. Ama bizim kız hoş geldin diyorlar. Dilek hoş geldin diyorlar. Tanıyorlar, bildikleri için o rahatlık var bende. Yani rahatça hem onları dinliyorum, onlar da bana karşı rahatlar. Erkek olmuş, kadın olmuş, genç olmuş, çocuk olmuş. Benim için hiçbir sıkıntı yok diyalog kurmakta. O sebeple rahattım. O teveccühü görüyorum zaten şu anda. Memnunuz. Evet Dilekciğim, bunları konuştuk. Şimdi gelelim. Gazetecilik birikimin var. Ödemiş'i problemlerini bugüne kadar gördün. Kendi kafanda mutlaka her gördüğün probleme karşı ben olsaydım böyle yapardım, ben olsaydım şöyle yapardım diye içgeden bir şeyler geçirmişsindir. Şimdi Ödemiş'e geniş bir pencereden bakacak olursak, dileğin penceresinden bakacak olur isek, iki yönlü bakalım isterim. Bir, Ödemiş'in öncelikli problemlerini neler olarak gördüğüne bakalım. Yani elbette 50 madde sıralayacak olsak birçok kişinin gördüğü şeylerdir ama senin önceliklerin neler olduğuna bir bakalım. Diğer taraftan sorunun diğer kanadına bakacak olursak, karıştırmayalım diye bunu özellikle soruyorum. Bir de potansiyeli vardır, orada uyuyordur. Harekete geçirilmeyi, düğmeye basılmayı bekleyen potansiyeller vardır. Orkestra şefi gibi birisinin gelmesini, uyan demesini bekliyordur. Onu da bir değerlendirelim. Daha sonra da o söylediğin, senin için öncelikli olan maddeleri de tek tek ilerleyen dönemde açalım istiyorum. İstersen potansiyelinden başla, istersen problemlerinden başla. Senin için öncelik hangisiyse? Şöyle söyleyeyim. Bir şehrin
Normalde en büyük sıkıntısı işte altyapı, asfalt, işte çöp, park, otopark, bunlarla ilgili sıkıntılar daha çok bize gelen problemler. İnsanlar yolunun yapılmasını istiyor. İnsanlar çöpünün toplanmasını istiyor. İnsanımız parklarımız güzelleşsin istiyor. İnsanımız otopark sorununun çözülmesini istiyor. Bizim buradaki en başta da belirttiğim gibi en büyük sorun liyakatsızlık. Biz geldiğimizde direkt bu konuların, zaten şu an çalışan bir ekibimiz var bizim. Profesyonel bir ekip çalışıyor. Tabii ki bu anlamda hani ben belediyenin içinde çok değerli, kıymetli, bu işleri yapabilecek olan bir ekip var. Kişilerden de oluşuyor. Ben onların aslında o potansiyellerinin çalıştırılmadığını da biliyorum. Yani sen otur, işte sen imzana bak, sen işte bu projeyi boş ver ya da hani ya para yok ki bu projeyi nasıl yapalım diyerek sindirilmiş bir kitle de var belediyenin içinde. Bir, biz bunları az önce dediğin gibi harekete geçireceğiz. Yani sen şucusun, sen bucusun, otur demeyeceğiz. Çalışacaklar. Ben çalışmaya geliyorum Nihat. Ben oturmaya gelmiyorum oraya. 24 saat gerekirse gece bile ben çalışacağım. Benle birlikte o ekip de çalışacak. Bunun dışında bugün ben bu çalışmayı aslında bir yıl öncesinden başladım yapmaya. Yatırımcılarla görüşmeye, proje danışmanlarıyla görüşmeye, Ödemiş'e gelip incelettirdim. Şurada ne yapabiliriz, burada ne yapabiliriz? Çok fazla detaya şu an için girmek istemiyorum. Hani ilerleyen süreçte tekrar ben konuk olup olduğumda anlatacağım bunları. Şu anda bu projelerin çalışmaları, fizibilite çalışmaları devam ediyor, yapılıyor da. Bazılarını da sonuçlandırdık biz. Şimdi gelir gelmez bir fen işleri ekibi, işte imar işleri ekibi, ondan sonra sosyal aktivitelere bakacak olan ekip, bunların hepsini kademe kademe oluşturup gerçekten liyakat sistemini başlatıp startı vereceğiz. Yolsa yol. Yani şu var. Hangi mahalledeyiz bugün? İşte şu an bizim ofisimiz Umurbey Mahallesi. Umurbey Mahallesi'nin sorunları ne? Biz bunu biliyoruz. Bir de buradaki en büyük sorunlardan biri, konuyu dağıtmadan hani bağlantılı olduğu için. Şimdi 99 tane bizim mahalle muhtarımız var. Ben mahalle muhtarlarını gazeteci olarak dinlediğimde onlar da aynı dertten müzdarip. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Muhtarın siyasi görüşü aslında olmaması gerekiyor ama ister istemez oluyor bazılarının. İşte Nihat AK Partili. Şimdi mevcut CHP'li olunca sen AK Partilisin diye sana hizmet vermiyorlar. Ayrımcılık var. Nihat CHP'li. AK Partili belediye olunca aynı hizmeti sana da vermiyorlar. Aslında bu hep bu silsileden dolayı kaynaklı, yani Ödemiş'in bu kadar geri kalma sebebi. Sen CHP'lisin, sen AK Partilisin. Sana ben kin gidiyorum. Ben buradan da ekran başındakileri de söyleyeyim. Bunu zaten dile getiriyorum ben de. Benim seninle kişisel bir kavgam, bir problem yaşamış olabilirim. Ben seninle kanlı bıçaklı da olabilirim. Ama o belediyeye geldiğimde senin işin görülmek zorunda. Ben senin kişisel kin beslediğim için senin işini görmemezlik yapmam. Bunun böyle olması gerekiyor. Ama maalesef bu kin gütmelerden dolayı, işte bu ayrımcılıktan dolayı muhtarlar da görevini yerine getiremiyor. Biz geldiğimizde bütün muhtarlar birer belediye başkanı gibi olacak. İşte Umurbey Mahallesi'ndeki sorunları biz şimdi yapıyoruz ya, diğer 99 mahallemizdeki sorunları biz not alıyoruz şu anda. Hemen gelir gelmez acil eylem planı, ne yapılması gerekiyor? Özellikle kırsal alanlarımızda yol sorunları çok fazla. Tabii burada İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de sorumluluk sahaları var, alanları var. İşte ne oluyor? İzmir, burası bir İzmir Büyükşehir, burası. Ben şöyle söyleyeyim size. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile, tamam öyle de, bugün Ödemiş Belediyesi CHP'li, İzmir Büyükşehir Belediyesi de CHP'li ama asfalt yapılmıyor. Buradaki sorun kimden kaynaklanıyor olabilir? Büyükşehir yapmadığı için mi? Ödemiş Belediyesi istemediği için mi? Belediye Başkanı istemediği için mi? Sorulardan bir tanesi hemen araya gireyim. Sorulardan bir tanesi şu. Aynı bağlantılı olduğu için. Deniyor ki işte CHP'li olduğu zaman belediye, ilçe belediyesi işte büyükşehirden hizmet alınabiliyor ama genel merkezden alınamıyor. AK Partili olduğu zaman büyükşehirden alınamıyor ama genel merkezden alınıyor. Peki ikisi de olmadığı takdirde Demokrat Parti olarak nasıl bir çalışma ortaya koyabilirsiniz? Zor olmayacak mı diye bir soru var. Şöyle bir Eskişehir örneği var önümüzde. Artık hani sürekli onu veriyoruz örnek ama Eskişehir Belediyesi, Belediye Başkanı Sayın Büyükerşan DSP'den
belediye başkanı oldu. Eskişehir'i Eskişehir yapan adamdır. Yeter ki sen yapmak iste. Bugün Manisa Milliyetçi Hareket Partisi'nden aynı şekilde. Aydın Cumhuriyet Halk Partili. En basiti Kiraz Saliha Özçınar AK Partili. Aynı şekilde iki dönemdir Saliha Hanım AK Parti'den. Ödemiş de iki dönem AK Parti'yi gördü ama oradaki hizmeti Ödemiş görmedi. Aslında bunun ne iktidarla ne İzmir Büyükşehir'in farklı bir parti aynı partiden olmasıyla hiçbir alakası yok. Burada önemli olan yine aynı şeye geliyoruz. Yöneticilik. Yöneticilik çok önemli. Nasıl yönettiğiniz önemli. Anladım. Bir taraftan yönetmenimden evet. işaretler geliyor. Çok anlayamadığımdan dolayı devam ediyorum ben şu anda da. Şimdi sorulara devam ediyorum dediğim gibi. Sizin öncelikli olarak yapacaklarınızla ilgili. Bir de yani devam edeyim ona. Tamam. Şimdi şöyle söyleyeyim. Avrupa Birliği fonları var. Bunun yanında hibe desteği alarak projelerimizi yapacağız. Bunun yanında kamu özel sektör işbirlikleriyle yapacağımız projelerimiz var. Şimdi normalde yap, işlet, devret politikası var. Biz yapıp birlikte işleteceğiz. Ben kimseye bir Allah'ın kulunu Ödemiş'in ne malını ne mülkünü peşkeş çekeceğim. Bu zamana kadar hep peşkeş çekildi. Hep peşkeş çekildi. Biz yeri geldi birçoğunu haber yaparak durdurmaya çalıştık. Ama yine el altından işi götürdüler. İşte ben bu peşkeş çekmeleri de son vereceğim geldiğimde. Biz geldiğimizde bir Allah'ın kuluna Ödemiş'e, Ödemiş'in menfaatine, Ödemiş toplumun menfaatine olmayan hiçbir projeye kişisel o durumlardan dolayı peşkeş çektirtmeyeceğiz. Bunun da önüne geçeceğiz. Peki açığa çıkarmak istediğiniz potansiyel özellikler nedir? Yayınımız bitmek üzere herhalde. Ben çok konuşuyorum değil mi Serç? Evet, tekrar alacağım sorumu. Evet, az önceki sorumuz da şuydu. Yani şu an itibariyle gelir gelmez potansiyelini açığa çıkaracağınız, dünya markası yapabileceğiniz Ödemiş'i evet, yukarıya çekebileceğiniz. Hemen ürünlerin bir öncelikle bu kadar ürünün olduğu bir Ödemiş'te soğuk hava deposu yok Nihat'cığım. 20 yıldır soğuk hava deposu yapmadılar bu Ödemiş'e. Gelir gelmez hemen soğuk hava deposunu yapıyoruz. Bugün toprakta kalan, ürün toprakta kalan, ağaçtan meyvesi yere düşen bir sürü üreticimiz var. Biz bunlara sahip çıkacağız. Soğuk hava depomuzun yanına hemen kurutma tesisi, meyve kurutma tesisi kuracağız. Bugün Rusya'dan bir firma Tire Organize Sanayi'de bir meyve kurutma fabrikası kurmuş ve devlet destekli yapmış. Biz de bunu yapacağız. Bunun yanında konserve fabrikası yapacağız. Fresh ürünler, dondurulmuş patates, dondurulmuş bezelye. Bugün marketlerde bunları rastlıyorsunuz hepiniz. Kendi ürünlerimizi biz artık kendimiz işleyip piyasaya süreceğiz. Bunun ihracat ağını oluşturacağız. Bunun için bütün çalışmalarımız devam ediyor. Her projenin uzman, yani dalında uzman, her projenin başında biri var şu anda. Çalışmalarımızı hazırlıyorlar, birçoğu da hazırlandı. Bazı projelerimi artık ilerleyen süreçte anlatacağım. Vatandaşımız hiç merak etmesin. Bütün sorunları biliyorum, bahane değil, çözmeye geliyoruz. Hemen sorulardan bir tanesi, gittiğiniz birçok yerlerde kentsel dönüşümü gündeme getiriyormuşsunuz. Evet, evet, evet. Buradaki kentsel dönüşümdeki anlayışınızın, yaklaşımınızın ne olacağını soruyorlar. Onu da şöyle anlatayım. Kentsel dönüşüm derken şimdi Ödemiş'te belli başlı noktalara işte eski ev, senin eski evi geliyor müteahhit arkadaş, anlaşıyor seninle. İşte payın neyse onu veriyor. Çıkıyor 4 katı. Tamam. Otoparkı yok. Alt yapı doğru düzgün yok sokakta. Ne yapıyorsun? Bireysel kentsel dönüşüm yapılıyor. Biz bunun önünü geçip ada bazında kentsel dönüşümü başlatacağız. Bugün TOKİ burada birinci etap yaptı ama ikinci etapı yapmıyor. Engel olunuyor. O konulara ayrıca değineceğim. İşte biz o engel olunanların önüne de geçip kentsel dönüşümü ada bazında geçeceğiz. Tarım arazilerine inşaatı durduracağız. Artık mevcut Ödemiş'in o giriş kısmında 50 yıllık, 60-70 yıllık evler var. Daha hatta fazla yıllık evler var. Onların olduğu alanlarda biz otoparkları olan, parkları olan, sosyal tesisleri olan, geniş geniş yolları olan, daha düzenli, daha tertipli bir kentsel dönüşüm gerçekleştireceğiz. Bununla ilgili geçmişte aslında projeler hazırlandı, kimisi gerçekleştirildi, kimisi yapılmadı. Bir de bizim işte öyle bir durum da var, yani o senin projen devam ettirmeyiz hesabında olanlar da var. Biz geçmişten kalan projeleri de devam ettireceğiz.
Tamam. Hızlı hızlı geçiyoruz. Hızlı hızlı geçiyoruz. Evet. Evet. Evet, yönetmenimden bana şey sürekli şey İki var. İki gazeteci karşılıklı olunca maalesef evet, bıraksalar 24 saat konuşacağız. Israr edilenlerden bir tanesi de tarımsal ürünlerimizle ilgili. Şöyle söyleyeyim. Sorunu anladım. Kendi ürünümüzü burada yetiştiriyoruz ya. Biz onu kendimiz marka haline getirip işte marka şehir yapacağız. Bu arada diğer adayları da benim bu sözlerimi alıp kullanıyorlar ama Ödemiş'i gerçekten marka şehir haline getireceğiz. Hem gazeteciliğin vermiş olduğu hem tanıtım medya işinde uzman biri olarak bu işin nasıl pazarlandığını, nasıl yapıldığını bilen biri olarak aynı şekilde ekibimizle birlikte kendi ürünümüzü topraktan alıp kendimiz bunu marka haline getirip piyasaya süreceğiz. Ayrıca burada şunu da belirtmek istiyorum. Gelir gelmez bu şirketi kuracağız. İşte yap işlet devreti yapıp birlikte işleteceğiz. Ödemiş Belediyesi de para kazanacak ve biz bu hisseleri halkımıza da arz edeceğiz. Halka arz edeceğiz. Ödemişliğe arz edeceğiz. Evet, değerli başkanım diyeyim ben. Gazeteci arkadaşım diyordum. Son böyle seçmene söyleyecekleriniz noktasında mesajınızı verir isterim. Şunu da çok merak ediyorum. Hep başarılı erkeklerin yanında bir kadının olduğu söylenir. Evet. Siz de siyaset yapıyorsunuz. Ama ailelerde bir kadının siyaseti yapması şöyle bir zordur. Erkek kendi derdi, kendi sıkıntısı olduğu zaman göğüs gere gere onu sineye çeker de eşininki olduğu zaman onun için ayrı bir sıkıntı olur. Sizin de ailede nasıl bu? Onu da çok merak ettiğim bir soru. Evet. Ve son olarak da mesajınızı alayım. Evet. Öncelikle bu yolda beni yüreklendiren kıymetli eşim Mustafa Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Kendisi de çok bilgi donanımlı biri. Hatta bazı noktalarda bana çok fazlasıyla destek oluyor. Bazen şöyle söyleyeyim, sokağın nabzını o da yokluyor. Onun da hoşuna gidiyor. O bana şunu demişti. Dilek dedi, sen bak çok mücadele veriyorsun Ödemiş için. Çok da seviyorsun Ödemiş'i. Ki kendisi Ankaralıdır. Ankara'ya yerleşelim dediğinde ben ona gel Ödemiş'e yerleş demiştim. Çok seviyorsun. Bence dedi, sen belediye başkanı ol ve nasıl yönetilir, bu insanlara nasıl sahip çıkılır dedi, bir göster. O yüreklendirdi beni. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Hala yanımda zaten beni yüreklendirmeye devam ediyor. Sağ olsun, kendisine buradan teşekkür etmek istiyorum. Şanslıyım o yönden. Aynı şekilde ailem de yanımda destek oluyor. Sevdiklerim, siz değerli arkadaşlarım, Ödemiş halkı, Ödemiş'im beni seven, sevdiğim ve şu an beni yeni tanıdıkça yanımda olan Demokrat Parti ilçe başkanım Murat Bey, bunun yanında ilçe yönetimimiz, hepsine ayrı ayrı ben teşekkür etmek istiyorum. Gece gündüz biz biraz da erken çıktığımız için, aslında erken değil de biz şöyle diyeyim, erken yola çıkan yol alır derler ya. Biz erken çıktık, herkese dokunmak istediğimiz için çıktık. Gece gündüz yanımdalar, ben hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. İl Kadın Kolları Başkanımızlar Gamze Hanım, Kiraz İlçe Başkanımız Soner Bey, İl Başkanımız, hepsine teşekkür etmek istiyorum şu anda. Bir de çok kıymetli Ödemişlere seslenmek istiyorum. Sevgili Ödemişliler, aynı sizler gibi ben de bu insanlara inanarak oy verdim, destek oldum, haberlerini yaptım. Evet, bu insan doğru insan, Ödemiş'i gerçekten güzel yönetir dedim ama maalesef hayal kırıklığına uğradım. Bugün yola çıkmış olan yeni aday adayı arkadaşlarımız var. Şunu söylemek istiyorum. O koltuğa gelene kadar maalesef birilerinin desteğiyle o koltuklara oturdukları için o koltuklarda yönetici değil, yönetilen oluyorlar. Benimle birlikte bu yolda, bu yarışta olacak olanlara şunu demek istiyorum. Bu bir yarış. Ben kazanmak için çıktım ve kazanacağım, inanıyorum. Diğer arkadaşlarıma da arkalarına aldıklarına dikkat etsinler. Bu zamana kadar arkalarına aldıkları kişiler yönettikleri için Ödemiş bu halde. Benim arkamda az önce söyledim, eşim, ailem, dostlarım, arkadaşlarım ve siz Ödemişler. Ve en başta Cenab-ı Allah var. Başka hiç kimseyi arkama almadım. Bu yola sizlere inanarak çıktım. Ve kazanacağımızı biliyorum. Ve Ödemiş'i gerçekten nasıl değiştireceğiz ve nasıl yapacağız bunu göreceğiz ve tek başıma değil, hep birlikte yapacağız biz bunu. Hep birlikte nasıl yönetilir bunu göstereceğiz ve buradan bir kıvılcım yakmış olacağız. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Beni takip etmeye de devam etsinler. Tamam. Evet değerli izleyicilerimiz,
Seçim sizin programımızda belediye başkan adayını ağırladık. Aday adayı yine değil. Çok özel bir programdı. Ege Telgraf gazetemizin merkezinden değil. Ödemiş'in kalbinden size seslendik. Yerel Güç TV'nin stüdyolarından size seslendik. Stüdyomuzda Dilek Güleç Acar vardı, Demokrat Parti Belediye Başkanı adayı. Önümüzdeki programlarda yine ağırlayacağız kendisini. Esen kalın efendim.